Selamun aleyküm değerli takipçilerim, hepsi Cunus kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sefalar getirdiniz, hayırlı günleriniz olsun. Hangi saatte izlerseniz hayırlı akşamlarınız olsun. Vallahi ben koştura koştura akşamı ettim, saat 4'ü 5 geçi, 4'ü çeyrek geçi, 15 geçi. Bismillahirrahmanirrahim. Efe'nin diş termini var canlarım. Erdoğan'ı rahatsız etmek istemedim diyeyim size. Bayağı yorgundu. O uyuyor. Kaldırmayayım onu dedim. Efe'ye dedim haydi anneciğim ben gideyim seni. Abi arkadaşın mı senin Efe? İnşallah teyzeleri çıkar ağzındaki şıpangaları, o demirler var ya ağzında. Onlar inşallah bugün çıkarlar. Bugün böyle dolandım. Akşama kadar canlarım dolandım diyebilirim size. Hep dışarı kağıt işim falan filan işte vardı. Bazı işlerim vardı. Şimdi her şeyi de buraya dökmemek lazım değil mi? Bazı özel şeyler oluyor. Anlatılmaması gereken, gizli kalması gereken şeyler oluyor. Onları da anlatmamam gerektiğini düşünüyorum. Olması gereken şeyler çünkü. O yüzden Allah'tan hayırlısı diyorduk. Bugün onların beşini dolandım canlarım. Onları hallettim. Koltuk almak istiyorum evime canlarım. Koltuklarımın altı kırıldı. Bayağı yere çöktüler. Yani yere oturdu. Erdoğan onlara bir tahta çaktı. Öyle kaldırdığını havaya edeyim size böyle alttan. Hani yatak oluyor ya koltuğum onu. Allah'ım biraz düzeltti onu. Yani baktın mı koltuğa bir sıkıntı yok da. Ama altını açtın mı da koltuğun altından bir şey aldın mı, o zaman sıkıntı oluyor. Böyle tahtalar hep ufalanmış. Onu da baktım sabahlan çarşıda, dediğim gibi işim vardı canlarım. Onu da bir iki yerde baktım. Tabi video çekmiyordum. Bir yere karar verdim. Şöyle karar verdim. Dedim ki Erdoğan da çocuklar da benden gelsinler. Fiyat olarak da bir baksınlar. Taksitli tabii ki olacak. Peşin asla, hele daha şimdi asla alamam yani. Orada dedim hani bakarız canlarım. Dönmeli bir koltuk takımı alacağım, köşeli. Benim oturma odamda bir balkon kabisi var. Bir giriş kabisi var canlarım. Bir de içeriki biliyorsunuz odalara açılan bir kabı var. Bir odada 3 kabı oldu mu zaten tekli koltuk olmuyor. Gene biliyorsunuz diyeceğim ama bir Esed'den de biliyorsunuz yani. O yüzden bir ara camın yanında bir ara boş kalıyor. Oraya da ne sehpa oluyor ne bir şey oluyor. Yani boş köşe kalıyor da. Öyle L şeklinde şöyle aşağı doğru işte. L şeklinde böyle gri tonlarında, gene perdelerimin tonlarında iyi olacak, güzel olacak. Silinmesi güzel olacak, pahalı olmayacak. Öyle bir yer bulursam canlarım alacağım. Fiyat gerçekten sormadım. Böyle dışarıdan baktım koltuklara. İçeri bile gitmedim. Ama orada yapıldığını biliyorum. Bir akrabam da aldı oradan. Oraya gidip soracağım. Oraya işte kaç yere dediğim gibi baktım böyle dışarıdan ama parasını bilmiyorum. Bu saat oldu canlarım. İnanın işte oturmadım. Ama epey de işte dediğim gibi başardım. Postam vardı. Onları yolladım. Hep abu Türkiye adişleri yani. Şimdi de Efe'cim aldım. Karnını doyurdum. Zeynep babasından biz de çarşıya geldik. Teddy Kiki uğrar mıyız Efe? Teddy'ye Kiki uğrar mıyız? İki sene öldü mü ağzındakili? Öldü da Efe. Üçe mi girecek? İki mi doldu yani? Toplam 2,5. 2,5 sene tamam işte da oğlum. Gene 3'e doğru gidiyorum. Nasıl 3'e doğru gidiyorsun? 2,5 toplam mesela. 2,5'tan sonra 3 gelmiyor mu? Tamam da 2,5 sene yap. Hepsi birlikte takacağım. Olmayan dönemi de mi sayarsın? Hepsi birlikte bir tek abuşman ya da. Tamam ha şimdiye kadar sadece Ağzuan kadarki durum diyorum sana. Ne kadar oldu takalı? 2. Tamam bundan sonraki dönemi niye sayarsın oğlum?
Dedim sanki bak annesi otobüsten gelelim diye istemedin. Aynı baba baba arkadaşlar abalarım. Aynı baba oğlum otobüsten gelelim. Arabayı burada çekme. Ha uca çekeceğim yukarı kadar yürüyeceğim. Ha da o zaman. Bekleyeceğim. Otobüste niye bekleyeceğim? Beklesem bile tam burada indiriyor ya seni. Ya bu da sesim aynı oldum garga gibi. Sesim hep kesildi canlarım. Birine de bağırmadım vallahi. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Zeynep diye bak anne sen ağladığın için sesin gidiyor anne gene mi demin geldi yanıma diye bak anne gene mi ağlıyorsun yok aşkım dedim tamam işte öyle yap ağlama oy Allah'ım oy öyle canlarım burada şimdi arabayı park edeceğim ondan sonra sizlerle beraber dişçiye gideceğiz oradan çıktık mı da tediye giderok kike giderok daha nereye gidecek efendim. Hayvan'da şey var. Böyle siz söyleyeyim. Mutfak eşyaları satan yerin Alim Export vardı ya. Önceden çekimini yaptıydım buranın. Burası var. Belki sizlerle beraber canlarım oraya bir uğrarız. Bakarız ne var orada. Ona benzer bir dükkan daha var orada. Sizler de videomu beğenmeyi abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz canlarım. Şuradan böyle kart alalım. Annesi tutabiliyorum. Abone tutabilirsin de şimdi park bulmak şaka gibi. Erdoğan Bey hep der bana hatun senin çok şey şansın var. Abi arabada cidden bak 61-61. Bizim Urali midir acık? Bugün şansım yok galiba. Park olsa öndeki de gitmez. Biz parkımızda park edelim canlarım benim. Gene görüşürüz. Evet canlarım biz dişçiden çıktık. Bayağı bekledik. Efe'nin 1 milim de açığı var teyzeleri. Çok zor bu şey, şıpanga işi, bu ağza tel takma işi çok zor. 1 milimi daha gelmiş gene çıkarım. Ne kadar? Yarım milim. He. Yarım milim daha gelmiş. Şöyle çarşıyı da akşam oldu hala bakın çarşıdayız. Karanlıklar yani. Otobüs durağı. Bir girelim o taraflara bakalım. Zeynep çiğ köfte istedi. Ona da çiğ köfte alalım. Sen istiyor musun anneciğim? Hadi gidelim. Evet canlarım ben Teddy'ye geldim. Teddy daha burası Efe. Bakalım sizlerle yavaşçık yavaşçık ne var ne yok. Ben burada bazı şeyleri seviyorum ama benim bölümüm yukarıda. Vallahi her şey var. Şöyle poşetler, çöp poşetleri. Efe. Kulak çubukları. Acaba ha bunları alma dediydi bu çocuklar. Anne bunlar dedi tahtadan kırılıyla dediydi da Efe. Yok bir şey bakacağım buradan da. Silmeluk bir şey olabilir. Ha bu çantamı alsana annesi. Ha bunlara iş yerinde lazım olur. Ha bu da nedir?
Ha bu nerede? Ha bak ne güzel bir şey görüyor musun? Ha burası daha böyle açılıydır kesin. Ha Efe. Ana. Ne biliyor musun abi? Mesela bizim oturma odasında şey var ya dolap. Onun altına girmekluk bunlar. Buraya nasıl girecek? Niye abi ne böyle sokaysın abi ince oluyor ya. Buralara girmeye herhalde tabii. Güzel bir şey. Bak yine Halil. Ne oldu Efe? Efe benimle hiç bir yere gelmek istemiyor asla. Yok konuşma tarzını diyor. Ne var konuşma tarzımda beğenmedin mi? Ha bu kaç aymış? 15 euroymuş be. Biri de açtığın. Güzel bak bu. Ama buna göre bir yer yok. Ben açmadım vallahi. Kim açtıysa gelsin o katlasın. Hı? Yere de sürülmeseydi. Mutfak yok oğlum. Mutfak da var bizim. Oran salonuna. Ha salon kısmına mı? Olur hem de çok da güzel olur ama şey incecik. Yani küçük oraya. Bir tık daha büyük olsa geldi aklıma annesi. Ama bir tıkçık daha büyük olsa. Ha buraya da ne oldu? Tebusla. Kayarsın annem. Bu ne biçim silme? Şöyle. Aa Zeynep ne istedikler? Hani? Ha bunları mı? Ne yapacak bunu? Koyacak ya şeyini masasını. Ula doldu diyor ay oğlum ya. Daha masaya bakılmay. Ha. Saklama kapları. Bak güzel ha bunlar ha. Ha bunları sevdiydim geçen bak. Ama ne çok güzel. Ha? Bunlar güzel. Ha bunları yok ki yer annesi aldım ya. Ha bu da kabında bir tane mi var acaba? Ha bu ne güzel. Ha 12 euro. Ama 5 tane. Ha mı? Ha bu güzel abi bak Efe. Ama ben iki adın aldıklarım bile canlarım daha ardiyedi. Onları bile bozmadım. Duruyla yani anlayacağımız. Şuymuş. Bu da değişik bir şey. Dönme lan orada gitti. Geçen babana bu bardağı beğendi. 1,5 kilo vardır. Ha bu çıkmalı mı? Bak. Bak abi çıkmalı değil. Abi yıkıyor ya. Ne yapacak bunu? Pastada. Oğlum ayda yılda bir kere yaparım şey yaş pastanı da ona mı bekleyeceğim Efe? Ne o? Masaya mı? Bambu. Bundan kayar annesi belki çaydanlık. Bambu mu? Ben niye benim aldıklarımı beğenmedin? Bambu da bunlar bambu anneciğim. Tahtadan olanlara bambu değil ya sosyetik. Ha bunun daha devamı yok mu? Bak abi ne güzel dedi. Bu nereden aldılar? Bak abi güzeldi. Ha bu şey. Bir tane var ama. Kase. Oy. Yok daha bir şey. Ne yapalım? Haydi gidelim bari. Hadi paşam. Böyle sen kullanmıyorsun sen. Nasıl? Seni göstermiyorum korkma. Ne ha böyle şey döndürücümün. Yeah. Ya oğlum ne ben ne yapacağım.
Döndürmeklik tuzu nereden bulacağım? Acaba ona kaya tuzu mu koyayım? Bilmiyorum ki ben. Ya. Da. Turşuya koyduğumuz tuzlardan. Değil mi? O taş gibi var ya. He. Ondan. E var ondan bizim. Tuzlu. Çok güzel bir şey oldu. Ona mı heves attım? Öyle al ya. Heves attıysan al. Tamam. O hiç başın belliye sokma. Baksana içinde kaç tane cıngırak var. Bırak ya. Oğlum lazımlı bir şey al. Ne burayı götürüyordum ha. Hı? Götürüyordum o burayı. Kıracaktın da. Ya. Haydi gidelim canlarım. Bir şey de yok ha, görüyorsunuz. Bak bu da ben. Çoraplar, moraplar. Ha bu battaniyeler. Ha bunlar güzel bak. Ha bunlar kaç liraymış? 15 euro. Çok güzel ama. Bak ha bu rengi de güzel ha bu da. Ha, değil mi? O hemen kirden al annesi. Çok güzel. Onun malı değişik. Ha bu daha hesabı. Bundan da alırsan alacaksın iki tane. Hatırlıyorum abi buradan çorap arıyordu. Ha nerede? Ben şeye gitmeden. He. Şii fuarına. Ya. Bak abinin mesela Efe Zeynep'in yatağına. Şunu da senin yatağına, üstüne. İyi mi? Reyna aldı bizi onlarda. Niye, maçta mı? Hı hı. Ya maçta onlar mı takıyorsunuz? Haydi çıkalım şimdi canlarım. Ha bu ne bu? Geçen de gördüydü bu. He. Ama bu demirdi. Bu ne? Bu da demir. Sarılmış kenar. Haydi. Doğru arabayı. He? Yok bir şey bulamadık ki. Bardak, çay, tabak yerinde bu sefer güzel bir şeyler yok. Ha yandaki Alim Export'a gidiyordum ama istemedim. Yüzün asıldı diye gitmiyorum. Şey demedim de gitmek de istemedim. Hadi bakalım. Canlarım biz biraz dolandık. Kediye gittik. Kike mi? Kedi de Efe. Şimdi karanlık oldu. Evimize gidiyoruz. Erdoğan'la Zeynep ne oldu bilmiyorum. Belki daha acı oldu. Alsın yasın da mutfak yemek var. Ama Zeynep yemeyeceğini biliyorum. Şimdi çiğ köftesini bekleyin. Çiğ köftelerimizi de şöyle aldık. Şöyle poşetimizde. Arkada kimse yok. İki tane dürüm yaptırdım bunlara. Efe pek sevmiyor. Diyorum hayır oğlum yarım ye. Bakarız evde bir bakarız. Zeynep de bence yemeyecek çünkü çok acılıydı. Bizim şey kapalıydı bizim asıl dürümcümüz. Urlaub'daymış. Yani tatilde. Kapattı. Biz de başka taraftan almak zorunda kaldık. Bunu sevmeyeceğini biliyorum ama gene de ana yürüyor işte. Gene de aldım. Ya yerse diye. Yemezse biz yiyeceğiz işte. Çayımıza demlerim. Oğlumun da dişleri Allah'a şükür ama 5 hafta sonra yeterimi verdi teyzeleri. Arada tutabilirsin arada oğlum. İferans çekimlerine hayranım. Ha buradaki şeyle ne güzeldi. Ne? Türkiye kazandığında maç falan. He. Kaç tur atıyordu gördüm. Türkiye kazandı o zaman burada arabalar kaç tur attık canlarım. Türk bayraklarını arabalara taktı çocuklar. Erdoğan. Tek de biz değil. Biz tabii biz olur mu? Vardı burada yüz binlerce araba. Ya. Çok güzeldi. Dünya şampiyonluğu neydi o efendim? Bu kraysı da yeni yaptılar buraya. Çok beğendim. Biz mesela
bakın canlarım, ha buradan geçirken şu beyaz araba durdu değil mi? Ama Türkiye'de ne yazık ki %1 duruyor, %2'si duruyor, ötekiler durmuyor. Çok kötü bir trafik kuralı var burada. Orada yani. Sinyal verdi ya otobüs, yol verdi buna ki o geçsin benim önüme diye. Ağır cennetlik yaptı, ben de kendim gidiyorum işte. Öyle değerli takipçilerim, sevgili ablalarım, kıymetli abilerim, hepinize saygılar, sevgiler yolluyorum. Videomuzu da burada kapatayım. Sizlerle beraber bu kısa bir video olsun. Gene bir günde yalnız birbirimizi bırakmamış oluruz. Bir günlüğümüz gitmemiş olur, değil mi? Bir günde bir gündür. Kanalımıza abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Birbirinizin yorumlarına beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.